Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Bugün birlikte fizik bilimi ve kariyer keşfi, temel türetilmiş skaler vektörel niceliklerden bahsedeceğiz. Bu bizim 9. sınıfımızın birinci ünitesi ve biraz da ikinci ünitesi aslında güzel bir video olacak. Şimdi burada biz aslında 17'sindeyiz. Ayın 17'sindeyiz. Buradan başlıyoruz. Yarın da çarşamba günü coğrafya ile ilgili bir video gelecek. Ee, Takvimimizde burada hazır. Buradan da kontrol edebilirsiniz. Şimdi bakalım acaba neler göreceğiz? Şimdi aslında size bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haber müfredat değiştiği için ee, aslında bütün bu... Bu ünitelerimiz, dokuzuncu sınıf ünitelerimiz biraz seyreltildi. Bu yüzden de çok rahat anlayabileceğinizi, çok rahat işlemler, hesaplar... ...ya da işte e, onunla ilgili örnekler verebileceğimizi, bununla ilgili çalışabileceğimizi düşünüyorum. Ama daha sonra göreceksiniz ki... 10. sınıftan bazı konular 9. sınıfa alındı. Ama burada hiç telaş yok. Aslında konular çok farklı şekilde anlatılacak... ...ve dolayısıyla çok rahat bir yıl geçireceğinizi tahmin ediyorum. Şimdi bizim öğrenme çıktılarımız da burada. Burada bugünlük fizik biliminin tanımı... ...alt sınıfları, alt dalları... ...katkıda bulunmuş bilim insanları... E, ...faaliyetler, bilim ve teknoloji alanındaki faaliyetler... ...ve esay, SI, uluslararası birim sisteminden bahsedeceğiz. Ki burada özellikle skaler ve vektörel niceliklerden bahsedeceğiz. Bu skaler ve vektörel nicelikler niye önemli? Çünkü biliyor musunuz 10, 11, 12 aslında bütün eğitim öğretim hayatınız boyunca kullanacağınız çeşitli birimlerin aslında matematikte de kullandığınız çeşitli birimlerin neler olduğunu göstereceğiz. Birlikte bakacağız. Şimdi peki bu konudaki anahtar kelimelerimiz neler? Fizik bilimi, bilimsel araştırma merkezi, temel nicelikler, türetilmiş nicelikler, skaler ve vektörel nicelikler. Genel olarak aslında bu kavramlar çevresinde hareket edeceğiz. Şimdi burada temel bir kabul vermiş bize müfredatımız ve öğrencilerin fen bilimleri dersine yer alan fizik, kimya ve biyoloji gibi farklı disiplinlerin varlığını ve ayrımlarını bildiği. Yani fiziğin alanı nedir? Kimyanın alanı nedir? Biyoloji alanı nedir? Bunların aslında farklı olduğundan fen bilgisi değil de bir fizik, kimya, biyolojinin daha ayrılmış olduğundan bahsediyoruz burada. Temel kabulümüz de bu. Şimdi gelin birlikte başlayalım. Şimdi fizik bilimi dediğimiz zaman öncelikle tanımını veririz. Bu sevgili öğrenciler bu aslında sınavlarda çokça çıkan yazılı sorularının birinci sorusudur. O yüzden bence bunu iyi öğrenmek lazım. Burada evreni kuvvet, enerji, uzay ve zaman ilişkileri çerçevesinde Matematiksel hesaplamalar kullanarak yasa ve teorileri de içine alan bir bütündür. Bir doğa bilimidir, fizik bir bilimdir, doğa bilimidir, pozitif bir bilimdir gibi kelimeleri kullanabilirsiniz. Burada aslında olay kuvvet, enerji, uzay, zaman ve ilişkileri ve biz fizikte ne yapıyoruz? Aslında evrendeki olayları açıklamaya çalışıyoruz ama bunları böyle kafadan atarak değil de... Böyle teorilerle, yasalarla, kanunlarla ve doğal olarak matematiksel hesaplamalarla da birlikte açıklamaya çalışıyoruz. Şimdi fizik bilimiyle ilgili bazı disiplinler var. Neler? Matematik, kimya, biyoloji, coğrafya, spor, müzik, resim ve teknoloji de biliyor musunuz? Bunların hepsinde fizik bilimi kullanılıyor. Matematik ve daha doğrusu fizik bilimi de bunları kullanıyor. Bu disiplinleri de kullanıyor. Matematikteki formül formül ve grafikler aslında biz fizikte çokça kullanıyoruz bunları. Kimya ile birlikte fiziko kimya diye bir ders var. Burada ortak konularımızdan bahsediyoruz. Biyolojide biyofizik diye bir dersimiz var aslında üniversitelerde verilen bir ders. Bu ve bu nedir? Biyoloji ile fiziğin ortak alanından bahseder. Coğrafyada, coğrafyada aslında fizik çokça kullanılıyor. Sonar e, cihazları örneğin deniz e, dibinin nasıl olduğunu yer şekillerinden bahseder ve sonar cihazları tamamen ses ile ilgilidir. Sesi de kim açıklıyor? Fizik bilimi açıklıyor. İşte sporda özellikle son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkıyor. E, örneğin daha hızlı yüzücülerin daha hızlı yüzmesini sağlayan mayolar ortaya çıktı. Yüzücü mayoları bunlar nanoteknoloji ile yapılıyor ya da işte daha hızlı e, giden araçlar için ne var daha hızlı giden araçlar? Aerodinamikten bahsediyoruz. Mesela araçlar artık... E, burada şöyle ev gibi çizdim bir dakika şu şekilde değil de daha nasıl önleri daha aerodinamiğe uygun bakın buradan rüzgarda gelebilecek şekilde. Müziğe bakarsanız müzikte aslında akustik tamamen fizikle ilgili bir alandır. Ses bilimi ve sesin yalıtılması ya da sesin kişilere daha iyi ulaşılma, ulaştırılmasını sağlayan bir bilim. Biz burada resme baktığımızda resimle fiziğin ne ilgisi var diyebilirsiniz ama biliyor musunuz boya renkleri, boyaları karıştırdığınızda ortaya çıkan renkler aslında fizik biliyorsunuz. Optik e, ilgi alanı içerisinde optik inceler bunları ve perspektif, perspektif de yine aslında fizik biliminle ilgilidir çünkü nasıl gördüğün, ile ilgili yani görüş alanından bahseder. Gene optiğin konusudur ve gölgelendirme. Bu da yine gölgelendirme direkt aslında optikte e, gölge konusu da var ve burada da görüyoruz teknoloji fiziksiz olmaz fizik ilerledikçe teknoloji de birlikte ilerliyor bu yüzden de bunlar genel olarak verebileceğiniz örneklerdir bunlarla ilgili de soru çıkabilir bu mesela birinci soru fizik bilimi nedir olsa şeyde yazıl sınavında e, bunu böyle birazcık daha süslemek için fizik biliminin ilgili disiplinlerinden birkaç tanesini yazınız ve örnek veriniz gibi bir soru da çıkabilir aklınızda olsun Şimdi fix bir sorumuz var bizim 9. sınıf konularında. Fizik biliminin alt dalları. Şimdi fizik biliminin alt dalları zaten burada görüyorsunuz. Bu alt dalları ezberlememiz gerekiyor hiç koşulsuz. Ama bunun bir kolay yolu var. Fizik biliminin alt dallarının baş harflerine baktığınızda kamyonet kelimesini görürsünüz. Bu sizi bir tık hani kolaylık sağlar bir tık kolaylık sağlasın şimdi bakalım neler var katı hal fiziği k için katı hal fiziği a zaten a deyince aklımıza gelen atom atom fiziği m mekanik. ...ve Y yüksek enerji ve plazma fiziği. Burada öğrenciler bazen bunu yazmakta zorlanıyorlar. İki tane şey gibi duruyor. Ama plazmada, maddenin plazma hali de aslında yüksek enerjili bir hali olduğu için... ...bence oradan düşünebilirsiniz. Yüksek enerji ve plazma fiziği. O optik, N nükleer fizik, E elektromanyetizma buraya dikkat elektrik ve manyetizma konularını içerine, içine alır ama elektrik ve manyetizma değil bu elektro birleştirdik manyetizma. Hem elektrikli olan elektrik akımları artı eksi pozitif negatif yüklerden bahseder hem de mıknatıslardan dünyanın manyetik alanından bahseden bir alt dal. Son olarak da termodinamik termodinamik yani ısının dinamiği ısı akışlarından bahseden bir e, fiziğin alt dalı var. Neydi? Kamyonetten aklımıza gelecek ve bunlar da fiziğin alt dallarının ne olduğu. Tabii ki de şimdi fiziğin alt dallarının neler olduğunu da söylediğimize göre biraz inceleyelim. Katı hal fiziği fizikte oldukça çok aslında karşımıza çıkıyor. Günlük hayatta da çok karşımıza çıkıyor. Bu hafızalı metaller, şarjlı piller olsun süper iletkenlik, nanoteknoloji bunlar katı hal fiziğinin ilgi alanı içerisinde. Burada katı hal dediğimiz zaman aslında kristal yapıdan bahsederiz. Çünkü katı haldeki maddelerin bu kristal örgüleri yani bu atom molekül arasındaki örgüler ve şeyler bu bunlar arasındaki bağlar hep katı hal fiziğinin konusudur. Bunlarla ilgili değişiklikler yarı iletken maddeleri de içine alır. Maddenin esneklik, iletkenlik gibi, optik gibi pek çok özelliklerini içine alan bir alt daldır. Atom fiziğine geldiğimizde atom fiziği atomun yapısı, elektron dizilimleri ve enerji seviyelerini araştırır. Burada örnek verecek olursak elektron mikroskobu, lazerler, 3D yazıcılar, nanoteknoloji Kuantum bilgisayarları ve yapay zeka son zamanlarda oldukça çok karşımıza çıkıyor. Yapay zeka aslında atom fiziğinin bir ürünüdür diyebiliriz. Şimdi mekaniğe bakalım. Mekanik en sevdiğim aslında çünkü sıklıkla biz fizikte mekanikten bahsediyoruz. İşlemlerimizi onunla ilgili yapıyoruz. Bu yüzden mekaniği genellikle öğrenciler daha rahat öğreniyorlar. Şimdi mekanikte kuvvet hareket, denge gibi konuları inceliyoruz. Dinamik hareketli cisimler için, statik örneğin durgun cisimler için olarak ayrılıyor mekanikte kendi içinde çalışma alanlarına bakalım. Çalışma alanları aslında sesin oluşumu, yanardağ patlamaları, bisikletin hareketi Kaykayın hareketi işte kaykayla mesela belli bir rampadan devam edeceksin kaykayda acaba nasıl bir hızla gitmelisin bu rampayı tam alabilmek için mesela yarısında kalmayacağız değil mi tamamını e, gideceğiz hatta bazı patenciler bazı kaykaycılar ilerliyor buradan ha havaları atlayarak geri dönüyorlar bunu hangi hızla başlarsa eğer yapabilir bunlar aslında hep mekaniğin konusu. Sonra e, rüzgar türbinleri de yine aynı şekilde mekanik konusunda hareketle ilgili şeyler, kuvvetle ilgili şeyler diyebiliriz. Burada karşımıza çıkan özel bir örnek var. Bu çok yerde çıkıyor. Bunu öğrencilerin kafasını karıştırmak için koyuyorlar aslında ama dikkatli dinlersek hiç kafamız karışmaz. Yıldız gezegen hareketlerini mekanik açıklar. Çünkü yıldız gezegen hareketleri örneğin bu güneş olsun, bu da dünya olsun. Dünya'nın güneş etrafındaki hareketi aslında kütle çekim kaynaklı ve bunu yörünge çizimlerinde tamamen kütle çekimden faydalanıyoruz. Dolayısıyla mekaniğin konusu. Yüksek enerji ve plazma fiziği ne Geldiğimizde burada artık yüksek enerjili parçacıklar olabilir, e, maddenin plazma halini de tabii inceliyor söylemiştik daha önce. Florasan lambalar olabilir, neon, xeon lambaları, sodyum lambaları bu lambalar hep aslında yüksek enerji içinde plazma barındırdığı için elektrik verdiğinde içerisinde bir plazma fazı oluştuğu için e, bunun alanı diyebiliriz diye LCD'ler, televizyon, LCD televizyonlar, uzay ve roket teknolojileri yine e, uzay roket, roket teknolojileri biliyorsunuz tabii ki de şey olması gerekiyor. Yüksek bir enerji gerekiyor bu teknolojiler için. Bu yüzden bunu da yine söylüyoruz diyebiliriz. Şimdi optiğe geçtiğimizde optik daha önce konuşmuştuk. Işığın yapısı, yansıma, kırılma gibi olayları, ışık olaylarını inceliyor. Şimdi burada optikte aklınıza gelen ne varsa burada var. Mesela yazılmamış ama göl. G de optiğin konusu. Anlatabiliyor muyum? Yazılmamış ama kırınım da optiğin konusu. Renkler de optiğin konusu. Bu yüzden ışık olaylarını genel olarak içine alıyor. Çalışma alanları tabii ki de dürbün, gözlük işte mercekli şeyler öyle düşünün. Fiber optik kablolar, gökkuşağı oluşumu ki bu kırınım, kırılma, Kırılma artı yansıma ile oluşuyor. Dolayısıyla bu da optiğin konusudur. Nükleer fize geçtiğimizde çekirdek tepkimeleri ve radyoaktivite konularıyla e, ilgileniyor. Radyoaktivite, şimdi nükleer dediğimi aklınıza nak, radyoaktivite gelmeli. Çekirdek tepkimeleri. Çünkü burada nükleer tepkimelerde radyoaktifler aslında şöyle oluyor. Mesela uranyumun toryuma dönüşmesinde ya da işte nükleer enerji santrallerinde biliyorsunuz uranyum kullanılıyor. Bunlar nükleer enerjidir. Radyoaktivitede radyoaktif tepkimeler de deriz biz çekirdek tepkimeleri gibi. E burada özellikle hani söylememiz gereken şeylerden bir tanesi bu tepkimelerin kimyasal tepkimeler olmadığı. Kimya ile ilgisi yok bunun aslında. Burada başka yani kimya ile ilgisi var tabii ki ama kimyasal tepkime değil bu. Başka bir tepkime. Artık e, atomun yapısını değiştiren atomun yapısını değiştiren tepkimelerden bahsediyoruz demektir. Bunlar da işte nükleer santraller, nükleer silah teknolojileri. Bakın hep nükleer, 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 nükleer tıp, bilgisayarlı tomografi cihazları, karbon 14 tarihleme yöntemi. Çünkü burada da karbon 14'te karbon 14'ün özel bir durumundan bahsederiz. Bir radyo, radyoaktifliğinden bahsederiz, bölünmesinden bahsederiz. Bununla yaş tayininde yine nükleer fiziğin konuları arasındadır. Yine biz nükleer fizikte aslında gıdaların raf ömrünün uzatılması için de işlemler yapabiliriz. Elektromanyetizma daha önce de söylemiştim. Elektrik ve manyetizma konularını birlikte inceliyor ve pusula ile yön bulunması, metal atıklarının bir mıknatıs aracılığıyla ayrıştırılması dünyanın manyetik alanı gibi e, hem elektrik elektrikle ilgili şeyleri inceler örneğin işte piller değil mi? Pilleri de konu alır çalışmalarında piller de vardır. Yani bir soru karşınıza çıktığında sadece burada yazılanları beklemeyin. Piller de vardır. Akım, elektrik akımı da vardır. Bunların hepsi elektromanyetizmanın çalışma alanındadır. Dünyanın manyetik alanın özel bir durumu var. Dünyanın manyetik alanın sayesinde e, bu şeyler kutup e, ışıkları dediğimiz kutup ışıkları dediğimiz bir e, biz buna kutup ışıkları diyoruz. Daha dünyanın kutuplarında oluşuyor. Hem Güney Kutbu'nda hem Kuzey Kutbu'nda oluşuyor. Kutup ışıklarını duymuşsunuzdur. İsterseniz internetten de araştırabilirsiniz. Kutuplarda çıkan çok renkli, farklı gökyüzünde oluşan ışıklar bunlar da yine elektromanyetizma konusu içerisinde incelenmektedir. Termodinamik ısı, sıcaklık, genleşme, hal değişimi, ısıl denge, ısı aktarım olayları gibi pek çok olayı inceliyor. Burada ısı alışverişi, ısı yalıtımı, ısıtma ve soğutma sistemleri ki biz buna klimatoloji diye özel bir isim veriyoruz. Ve enerji üretim sistemleri termodinamin çalışma alanı içerisinde. Zaten bu yılda dördüncü ünitemiz termodinamik. Peki. Şimdi bir örnek verelim gezegenlerin ve yıldızlarının hareketlerinin gözlenmesinde teleskoplardan yörüngelerinin hesaplanmasında hareket konularından yararlanan astronomi alanı fiziğin hangi alt alanları ile çalışmaktadır? Bakın bir alt alan yok burada birkaç alt alan var. Örneğin teleskop dediğiniz zaman bunun içerisinde neler var? Bunun içerisinde mercekler var ve optik alanından bahsederiz burada. Yörünge hesaplarından bahsettiğimiz zaman biz burada neden bahsederiz? Mekanik alanından bahsederiz. Dolayısıyla da burada eğer ikisini birlikte yapacaksak eğer hem optik hem mekanik alanında çalışıyoruz. Demektir. Gözlenmesinde teleskopların daha iyi bir teleskop üretmek için optik alanında çalışmak da gerekiyor. Tabii ki de aslında burada daha fazla alan da söylenebilir ama temelde bu iki alanı söyleyebiliyoruz. Peki şimdi fizik bilimine yön verenler diye özel bir konumuz var burada çeşitli bilim insanları var bunların pek çoğunu biliyorsunuzdur muhtemelen ama ben birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum özellikle mesela Stephen Hawking'den bahsetmek gerekiyor Stephen Hawking özellikle kara deliklerle ilgili kara deliklerle ilgili çalışmaları var. Bununla ilgili çalışmalar yapmış. Maxwell elektromanyetizma e, ile ilgili yine Michael Faraday e, elektromanyetizma alanı ile ilgili çalışmalar yapmış. Einstein görelilik onun için çok önemli. Görelilik e, özel görelilik ve genel görelilik olarak da ikiye ayırıyoruz göreliliği ama genellikle Einstein görelilik ile e, tanınır. Ee, ve burada önemli bir şey daha var. Belki sorularda karşınıza çıkabilir. Kulak dolgunluğu olsun. Albert Einstein'ın Nobel Fizik Ödülü aldığı e, çalışma aslında görelilik değildir. Foto Elektrik olayını açıklamasıdır. Aklınızda olsun. Isaac Newton mekanik alanında genellikle çalışmıştır, İyi bir mekanikçidir ee, ve burada diğer hani optik şey, astronomi alanında çalışan çeşitli kişileri de görüyoruz bu tarafta. Bunları da bilmek gerekiyor. Ee, örneğin el hazini önemli e ve batlamıyoruz Galileo Galilei. Bunlar önemli. Bunlara da bir bakın derim ben. Şimdi bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar direkt isim olarak sorulabilir. Bunların kısaltmalarının ne e, ifade ettiği de sorulabilir. Örneğin TÜBİTAK. TÜBİTAK'ın açılımı nedir gibi bir soruda karşınıza gelebilir. Bilginiz olsun. Bu yüzden bunları da iyi bir şekilde değerlendirin. Şimdi TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bu şu demek oluyor. Bilim ve teknoloji alanında çeşitli çalışmalar yapıyor demek oluyor. TUA Türkiye Uzay Ajansı çok önemli bir ajans. Uzayla ilgileniyor. Uzaya roket fırlatma gibi çok çeşitli amaçları var. Bu önemli. Gene ülkemizde Türkiye zaten diyor. TENMAK Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu olarak özellikle nükleer enerjiden de bahseden bir kurumdur. ASELSAN Askeri elektronik sanayi bu yine ülkemizde bulunan bir bilim araştırma kurumu ve teknolojinin daha gelişmesini sağlıyor. Teknoloji daha ileriye nasıl gidebilir bundan bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Yine ülkemizde olan bir kurum var. E, ...MTA, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, bu yüzden bu da yine bizim için çok önemli... ...çünkü neden? Madenlerden bahsediyor, ülkemizde ne kadar önemli değil mi? Bor madeni gibi işte ne bileyim demir madeni nelerde var, nasıl çıkartılır, neler yapılmalı... ...burada acaba rezervlerimiz azalıyor mu, artıyor mu gibi pek çok konuda raporlar yazar... ...ve bununla ilgili gelişmeleri takip eder ve gelişmeleri kendi de üretir... Şimdi geri, geri kalan burada yazılan üç tanesi e, yurt dışından aslında çeşitli kurumlar. Örneğin NASA. NASA Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir e, ajans, bulunan bir kurum. Amerika U, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ismini Taşıyor, Tabii ki de adından da belli olmuştur. Uzayla ilgili çeşitli faaliyetler yürütüyor. Uzayda işte e, yaşam arıyor, uzaya çeşitli cihazlar gönderiyor, Mars'a araç gönderiyor e, gibi söyleyebiliriz. ESA yine aslında bunların ikisi aynı amaçlı e, kurumlar ama ESA Avrupa Uzay Ajansı Avrupa'da e, çalışma alanı yani kuruluşu Avrupa'da ve bu ikisi biliyor musunuz aslında e, astronomi alanında yapılan çalışmalar. ...çalışmalar çok pahalı çalışmalar olduğu için bir tane kuruluş yoktur orada. Bir şey yapılacaksa muhtemelen iki kuruluş, üç kuruluş, beş kuruluş, on kuruluş bir arada çalışır. Bu yüzden Esaylı'nın, NASA'nın pek çok projede birlikte olduğunu görebilirsiniz. Atom altı, atom altını inceleyen burada en önemlisi aslında en önemlilerden bir tanesi... ...Bin de önerdiği, söylememizi istediği CERN... CERN Avrupa Nükleer e, Araştırma Merkezi ve burada işte parçacık çarpıştırmalar yapılıyor. Belki duymuşsunuzdur. Büyük hadron çarpıştırıcısı işte CERN'de bulunuyor ve CERN'ün içinde bu küçük parçacıklar çarpıştırılarak, atom altı parçacıklar çarpıştırılarak yeni neler bulunabilir? Bunlara bakıyor. Enerjileri kontrol ediliyor. Şimdi fizik biliminin sağladığı bazı kariyer olanaklarına bakalım. Bu e, e, ilk defa aslında karşımıza çıkan bir konu. O yüzden şöyle bir en azından isimlerini bilmek önemli. Eğitim alanında tabii ki de fizik öğretmenliği olabilir. Akademik kariyer yapılabilir fizik alanında. Yani üniversitelerde profesörlük, doktora, doçentlik gibi ünvanlar alınabilir. Araştırma, geliştirme yapılabilir bazı ARGE firmalarında. Medikal fiziğimiz de var biliyorsunuz bilgisayarlı tomografi olsun. işte çeşitli tomografi cihazları fizikle çalışıyorlar sonuçta. Ve bilgi teknolojileri fiziğin aslında fizik öğrenen öğrencilerin, fizik öğrencilerinin... Mezun olduktan sonra gidebileceği meslek alanlarıdır. Fizikteki nicelikler. Şimdi birlikte artık biz e, yavaş yavaş ikinci üniteye geçtik. Ve fizikteki nicelikler nelerdir? Bakalım. Fix sorumuz fizikteki temel nicelikler ve SI birimleri. Bakın bu fixtir. Yani bunu kesinlikle hepsini sorabilir. Üçünü sorar, beşini sorar. Bunu bilmek e, zorundayız. Bu yüzden de biz birlikte bunları yaparken değerlendirelim. Bakın burada baş harflerine dikkat edeceğiz olur mu? Baş harf nedir? Şimdi bakın temel nicelikler kütle ışık şiddeti, sıcaklık, akım, kısa, madde miktarı, uzunluk, zaman, kısamuz. Kısamuz bizim anahtar kelimemiz ve kısamuzla birlikte hani bunların birimlerine de dikkat edin. Kilogram, kandela, kelvin bunu yazalım. Kelvin, elektrik akımının amper, madde miktarının mol, uzunluğun m yani metre, ve zamanında saniye olduğunu söyleyebiliriz. Şunu da yazalım kandela. Bu sizin gözünüzün önünde dursun mutlaka. Çünkü buradakiler mutlaka karşınıza çıkacaktır sınavda. Bakın esay SI birim sistemi nedir? Türkiye'de de kullanılıyor bu esay SI birim sistemi ve uluslararası birim sistemidir. Yani şöyle düşünün işte ben A ülkesindeyim başka biri B ülkesinde. Şimdi ben mesela kütlenin birimini A olarak yazıyorum o kütlenin birimini B olarak yazıyor. Ben onun e, yaptığı çalışmalarını öğrenmek için onun dilini mi öğreneceğim şimdi kalkacağım ne bileyim popoğa yeni gineceği mi öğreneceğim? Hayır biz fizikte herkes birlikte kütleye kilogram birimini getirir, kütle kilogramdır ve doğal olarak ben onun çalışmalarını da daha rahat izlerim. Onun çalışmalarında 5 kilogram görüyorsam eğer, bilin ki o 5 kilogram nedir? Kütledir. Hemen daha rahat anlayabiliyorum. Bu yüzden SI uluslararası birim sistemi kullanılıyor ve burada da onların birimleri var. Fakat bunlar neydi temel niceliklerde? Fizikte bakın 7 tane temel niceliğimiz var. Geri kalan bütün nicelikler aklına gelen bütün nicelikler türetilmiş ünceliklerdir. Nedir bunlar? Kuvvet, e, hacim, yoğunluk, hız, enerji, sürat, e, zaman değil tabii ki de. Bu zaman değil. Zaman yerine başka bir şey yazalım biz. Ne yazalım zaman yerine? Mesela ha yoğunluğu da yazmışız. Çok güzel. Ve e, örneğin ivme ivme sıklıkla karşımıza çıkıyor ivmeyi yazalım ve parantez içinde ne yazalım metre bölü saniye kare birimiyle e, bunun verildiğini yazalım bakın böyle şeyler artık çok çıkacak karşınıza Örneğin öğretmen size bu şekilde bir tablo verecek ve diyecek ki bunlardan hangisi yanlıştır yanlışı bulup yerine doğruyu yapın Çünkü artık kavram haritaları yeni müfredatımızın içinde sıklıkla var Sizde bunları kontrol etmek durumunda kalacaksınız. Hazırlıklı olun. Şimdi fizikteki temel niceliklerden birazcık daha bahsedelim. Fizikteki temel nicelikleri az önce sıralamıştık. Temel niceliklerin bir de sembolü var. Ne demek bu so sembol biliyor musunuz? Bakışım şöyle. Örneğin matematikte ne yapıyorsun? İşte diyorsun ki 3 e, üç tane e, efendim yani bir bir sayının üç katı dediğin zaman ne yapıyorsun bir sayı x olsun üç katı da 3 x olsun diyorsun burada matematikte genellikle hani bilinmeyen yerine x kullanılıyor çünkü bilinmeyen matematikte bir sayı oluyor bizde öyle değil fizikte bilinmeyen kütle olabilir efendim uzunluk olabilir akım şiddeti olabilir. Dolayısıyla da bir de bizim kaşık sorularımız var. Aynı anda hem kütleyi hem akım e, akımı çok vermez de... madem ikisini vererek işte başka bir şey soruyor olabilir. Biz bu tür durumlarda ne yapıyoruz? Temel niceliğin e, sembolünden kullanıyoruz. Mesela işte orada 3x demiyoruz da eğer Kütlesinin bir madde diğer maddenin kütlesinin 3 katı diyorsa birine m diğerine 3 m diyoruz. Birinin e, akım şiddeti diğerinin akım şiddetinin 3 katıysa iyi 3 iyi diyoruz. Yani bu yüzden sembolleri kullanıyoruz birimler dışında anlaştık mı? Birimler ise direkt ölçüm sonucudur. Örneğin eşit kollu terazide kütleyi ölçtün mü sen o zaman onun birimi artı kilogramdır esay SI birimi. SI birimi kilogramdır ve SI birimi kilogram olduğu için de artık hani sayı 10 kilogramdır artık bellidir. Burada neydi belli değildi birininki diğerinin 3 katı belli bir şey değil ne bileyim ben iğne 5 mi 3 mü 8 mi ama burada bellidir bunun kütlesi 10 kilogram bitti. Bu yüzden de birimlerin sembollerini de bilmek zorundayız ölçüm aletlerini de sorabilir böyle bir tablo verip boşluk doldurma artık sorulabilir ee, ama e, şey değil yani genellikle biz nasıl soru bekliyoruz ölçüm aletlerini yazın diye sorular bekliyoruz ve burada da karşınıza böyle bir tablo yapmanız beklenebilir o zaman eşit kollu terazi fotometre termometre ampermetre e, burada madde miktarında bir ölçüm aletimiz yok. Uzunluk için cetvel kumpas ve zaman için kronometreyi kullanabilirsiniz. Burada size tüyo vereyim. Sonu metreyle bitenler genellikle ölçüm aletleridir. Bakın termo. Termo sıcaklık ölçüyor, amper metre, akım ölçüyor zaten birimi de oydu fotometre foton ölçüyor aslında ya yani ışık şiddeti ölçüyor ya yani tam foton ölçü dem demiyoruz tabii ki de ama fotondan aklınıza gelebilir diye söyledim. Burada kronometre de yine zaman ölçüyor. Burada hocam saat yazsak olmaz mı? Olur saatte yazabilirsiniz. Peki cetvel kumpas kumpas nedir? Kumpas çok soruyor öğrenciler bana kumpas nedir diye. Kumpas şöyle bir alet. Bakın mesela e, şu şekilde bir ağzı açık olduğunu düşünün. Sonra ağzına bir cisim koyuyorsunuz. Sonra bu ağzını kapatıyorsunuz. Sana buranın ne kadar kalın olduğunu gösteriyor. Doğal olarak kumpas aslında uzunluk ölçen bir Alet fizikteki türetilmiş niceliklere geldiğimizde bu kadar olduğunu zannetmeyin o kadar fazla ki hepsini buraya aktaramayız ama ne yapacağız biz bir birkaç tanesini yazacağız bunların uzun birim sistemlerinde birimlerinde aslında yazacağız ki ne olduğunu yavaş yavaş öğrenelim örneğin alanda. Bakın iki tane uzunluk kullanılmış fark ettiniz mi? Çünkü uzunluk temel nicelik olan uzunluk metreydi. Burada ne var? Metre çarpı metre var. Bakın iki uzunluk kullanılarak bir türetilmiş nicelik yapılmış. Burada ne var? Metre bölü saniye. Metre uzunluktu. Uzunluk saniye zamandı. Yine iki temel niceliğin birbirlerine bölümü ile yapılmış bir nicelik. Bakın kuvvete bakalım. Kilogram yani kütle M yani uzunluk bir de s yani zaman var üç temel nicelikten hatta zaman iki zamanın karesi değil mi? Burada zaman iki kere de kullanmış. Üç, üç farklı temel nicelik kullanmış diyebiliriz. Fiziksel nicelikleri biz nasıl ayırdı? Temel ve türetilmiş olarak ayırmıştık değil mi? Ama fiziksel nicelikler bir de başka özelliklerine göre ikiye ayrılıyorlar. Fiziksel nicelikler bir skaler nicelik olarak söyleniyor. Skaler nicelikler bir sayı ve bir birimle ifade ediliyor. Yani bunun dışında hiçbir şeye ihtiyaç olmuyor. Mesela Temel niceliklerin tamamı hani kısamız, kütle, ışık, şiddeti, sıcaklık, akı, madde miktarı, uzunluk ve zaman bunların e, hepsi yedi tanesi de skaler bir niceliktir. Örneğin kütle için 7 kilogram dendiği zaman bunun başka hani e, herhangi bir tanıtılmasına gerek yoktur. Uzunluk e, yine işte kısamızda U vardı hatırlıyorsunuz. Uzunluk dediğimiz zaman 5 metre dediğimiz zaman başka bir şey söylemeye gerek yoktu. Yani ne tarafa doğru 5 metre diye bir soru çıkmaz karşınız ya da işte e, ne diyelim sürat dendiği zaman sürat dendiği zaman süratinde aslında neyi yoktur neden bahsediyorum ben yönü yoktur yani burada aslında biz burada yönsüz niceliklerden bahsediyoruz. Alınan yolda yine o şekilde basınç da öyle yönsüz niceliklerde biz skaler nicelikler olduğunu söylüyoruz yönsüzlerin ama fizikte bütün nicelikler skaler değil. Örneğin kuvvete geçtiğimizde kuvvetin bir yönü de vardır. Yönü olunca ne oluyor? Bir tarafa doğru olduğunu söylemek durumunda kalıyorsun kuvveti. Mesela sağa doğru diyoruz değil mi? Sağa doğru 10 Newton. Sağa doğru deyince neyi söyledin sen burada? Vektörellik yani bir yön olduğunu söyledin. İşte biz böyle niceliklere vektörel nicelik diyoruz. Ve vektörel niceliklerde bir sayı ve bir birimle ve artı ne gelecek? Yön ile tanımlayabiliyoruz. Yani artık bir sayı ve bir birim yetmiyor. Bir de yönü söylemek durumunda kalıyorsun. Yön deyince içini unutmayın doğrultu da girer. Doğrultuyu da söylemiş oluyorsun aslında. Örneğin kuvvet sağa doğru dedik. Bunun doğrultusu sağ sol doğrultusudur. Yani aslında yataydan bahsediyor doğrultuda demektir. Hız örneğin işte kuzey doğuya doğru gitmekte olan işte 10 metre bölü saniye hızlı bir araç dediğin zaman ancak sen bir hızı doğru söyleyebiliyorsun. İşte Şöyle düşünün bir polis aracı bir hırsızı işte kovalamaya çalışıyor. Yukarıda da bir helikopter var böyle hareketli bir ortam. E şimdi helikopter e, polis aracına söyleyecek ne tarafa doğru olduğunu söylemezse sadece hızının işte e, atıyorum şimdi 25 metre bölü saniye olduğunu söylerse sizce yeterli bir bilgi olur mu? Olmaz. Dolayısıyla ya da bizim ne yapmamız gerekiyor bunun hızını da yukarıdaki helikopter ne diyecek kuzeye doğru diyecek ki aşağıdaki de anlayabilsin o aşağıdaki polis aracı da anlayabilsin ve yine ivme yer değiştirme ve konum vektörel niceliktir burada önemli olan ağırlık bir kuvvet çeşidi olduğundan vektörel bir niceliktir yani yönlü bir niceliktir unutmayın şimdi sizinle bu kadar konu anlattık bir kitaptan daha bahsetmek isterim bizim 9. sınıf dinamo soru bankalarımız tabii ki de yeni nesil sorularıyla MEP müfredatı sonuna kadar uygun ve burada bir sayısal setimiz var. Bakın sayısal setimizde neler var? Dokuzuncu sınıf matematik konuları var. Bakın burada bir sürü çok e, renkli, e, bir sürü matematik sorusu. Dikkat edin burada da neler hepsi yani hepsi birbirinden hareketli sorular aslında hemen insanı da çözesi geliyor. Şimdi Dinamo'da başka neler var? Kimya soru bankası var ve kimyada da kimya ile ilgili bakın örgüler çok güzel göstermişler burada katı hal fiziği de aslında bunlardan bahseder biraz Üzlüm üniversitedeyken çiziyorduk onları e, milimetrik kağıtlara. Bu da ne seti Fizik fizik soru bankası yine içinde pek çok soruların olduğu bir setimiz ve biyoloji biyoloji soru bankasında da yine hücre var yine işte çeşitli bakın burada fosfolipitler moleküller hepsi burada gördüğünüz gibi kitaplar hazır sizi bekliyor daha fazla soru çözmek öğrenci soru çözmek için bekleyen öğrenciler beklemesinler ve ödüllü sorumuz görüşmek üzere kendinize iyi bakın.